Nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Ben Çeşme'ye bir gittim Gülşen. Evet. Bir gittim. Çok güzel bir tatil yaptım bu yaz. Böyle şey gibi hani 20 yaşlarında hani genç kızlık. Aynen ne kadar güzel bir şekilde yani Allah'a çok şükürler olsun ki hani öyle bir imkanım vardı. Deniz, güneş, eğlence falan derken zor geldim. E her sene Çeşme'ye gidiyorsun, bu sene güzelleştiren neydi? Bu sene kafam çok rahattı. Yani her şeyi böyle bitirip tamamlamış aynen, olarak mı gittin? Aynen ya şöyle koy verdim gittim yani. Çünkü şey değil mi geçen sene yani geçen sene bir buçuk senede çok zor bir dönem geçiriyordum ya ben. Şeyle işle işte para falan alamıyorsun edemiyorsun falan. Gerçekten o kızcağız olunca Meltem Üzerli. Meryem. Bir türlü adını söylemiyorum. Hani o olunca anladım ki gerçekten ben tükendim herhalde şey bunalıma girdim havaya girdim falan diye düşünüyordum. Aa bir baktım öyle bir sendrom var. Ha, rahat edin tükenmişlik dedi. Sendromu diye bir şey. Ay dedim ben bunu aylardır Twitter'a da attım hatta. Evet. Ay dedim ben bunu aylardır yaşıyorum haberim yok ne yaşadığımdan falan. Peki sen ne belirtileri nasıl ortaya çıktı? Sen de dedin ki ben de tükendim. Bunu hissettiğim ay, an. Ay sabah saat tükendim. Peki sabah bak Mia demiş ki sabah niye farkında ki? Değil bence bizim takipçimiz. Harika Avcı'yı konuk ettikten sonra tükenmeye başladı. Ay hiç alakası yok. Ya hiç harika. Konuklarımla alakası olan bir şey değil. Yani bir buçuk sene boyunca çalışıp da kimse parasını alamazsa bütün kameraman arkadaşlarım gibi, çaycı arkadaşlarım gibi yani orada çalışan muhabir arkadaşlarım gibi ben de tükendim yani. Yani çok zor bir şey. Bir buçuk yıl boyunca hiç para alamadın. Hiç. Yani sana masrafların da mı ödenmedi? Yok. Çünkü ekrana çıkmak için bir masraf yapıyorsun. Evet. Yani orada bir, bana yardım eden bir yardımcım vardı. Onun parasını bile ben ödüyordum diyeyim. Ya neyse onlar cepten şey... Cepten mi gidiyordu yani? Cepten gidiyordu. Ya cepten gidiyordu. Nereden gidecek? Hani onlar şey değil ama insan... Şimdi amacı psikolojik bir şey o. Kızlar diyorum. Kızlar da canım. Hem Gülşen hem Müge kızlar da gitsin. Şey... Amaca hizmet etmiyoruz. Çünkü amacın ne? Bir iş yaparken, emeğini koyarken karşılığını almak. Şimdi amaca hizmet etmeye başlamayınca da vücut erör veriyor.